Merhabalar sevgili Kanal 5 izleyicileri. Yeni bir önce eğitim programıyla tekrar birlikteyiz. Evet değerli izleyiciler, normalde biz perşembe akşamları saat 22'yi gösterdiğinde programımızı yapıyoruz ama bugün malumunuz 12. sınıf öğrencilerinin, üniversite adaylarının hasat dönemi olduğu için YGS özel programıyla önce eğitim ve Kanal 5 olarak tekrar karşınızdayız. Evet değerli izleyiciler, bugün 171 sınav merkezinde 6853 binada ve 109.307 salonda 314.000 görevli ile saat 10'da başlayan yüksek öğretime geçiş sınavı 160 dakika sürdü ve 12.40'da sona erdi. Ve yüksek öğretime geçiş sınavına 2.126.681 aday başvurmuştu. Tabi sınava kaç kişi girdiğine dair henüz Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi'nden bize bir açıklama gelmedi. Tabi değerli izleyiciler, bugün bir hasat vakti diyoruz. Sınava hazırlanan üniversite adaylarının meyvelerini topladığı bir gündü diyoruz. Ve çocuklarımız sınavdan sonra inanın iyi bir rahatlamayla, efendim güzel bir motivasyonla karşımıza geldiler. Ve biz de aslında bugün bu programı Türkiye genelinde kimlerin sınavı nasıl geçti bir küçük kamuoyu oluşturabilme adına yapıyoruz. Çünkü üniversite sınavlarında gerek YGS'de gerek LYS'de biliyorsunuz yapılan netlerin öğrencileri başarı sıralamalarıyla tercihlere götürdüğü için kimin neler yaptığını ya da hangi testin kat sayısının daha iyi olacağını, yüksek olacağını bu küçük kamuoyu anketleriyle sizlere duyurma yolundayız bugün. Evet, Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi saat 1.30-2 sularında rastgele seçilen 32 tane soruyu, yani sınavın %20'sini erişime açtı kendi internet sitesinden. Ve bu 32 tane soruyu biliyorsunuz ÖSYM.gov.tr'den görebilirsiniz. Soruların kalan %80'lik kısmı da sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 10 gün süreyle ÖSYM'nin aday işlemleri sisteminde yayınlanacak dedi Ali Demir birkaç gün önce. Tabii bu şu anlama geliyor, biliyorsunuz Danıştay geçtiğimiz sene üniversite sorularının, YGS sorularının yayınlanmaması kararını bozmuştu. Ve Ali Demir de bu karara uyulacağını, ÖSYM'nin bu karara uyacağını ifade etmişti. Tabii her adayımız TC kimlik numaralarını girerek internet sitesinde aday işlemleri sisteminden sorulara ulaşabilecek. Yalnız bu soruların hiçbir şekilde telif hakkının olmadığını ve hiçbir şekilde yayınlanmayacağını ÖSYM altını çizerek vurguladı sevgili izleyiciler. Tabii biz bugün aslında YGS sınavına giren uzman öğretmenlerle bir program yapacağız. Yani biz tabii ki şu an Kanal 5 ekranlarından şu sorunun cevabı şudur, bu sorunun cevabı budur şeklinde bir yorumlama içerisine giremeyeceğiz. Çünkü ÖSYM buna müsaade etmiyor. Lakin soru frekansları hususunda geçtiğimiz yıllarla bu sene arasında bir farklılık var mı? Bunlarla ilgili noktalarda uzman arkadaşlarımızla birlikte sizlere bilgi aktaracağız. Tabii sevgili Kanal 5 izleyicileri, önce eğitim programı yaklaşık bir yıldır Kanal 5'ten sizlere yapılıyor. Ve bizim binlerce takipçimiz var, merak ettiğimiz öğrencilerimiz var. Sınavdan önce yapmış olduğumuz programlarda stres ve kaygı yönetimine dair yardımcı olduğumuz, motivasyonuna, konsantrasyonuna yardımcı olduğumuz birçok izleyicimiz var. Ve biz aslında sizlerin neler yaptığını çok merak ediyoruz bu kamuoyunu oluşturmak için. Programımıza www.ramazanavci.com adresinden mail yoluyla neler yaptığınızı izah edebilirsiniz. Ve yönetmenimin ekranınızın alt kısmında verdiği Facebook ve Twitter adreslerinden de bizlere hangi derste zorlandığınızı, hangi dersi kolay çözdüğünüzü izah ediniz ki biz de bugün sınav sonrasında bakın şu derslerden neti yüksek olanların kat sayıları daha iyi olacağından biraz daha puanları yüksek olabilir şeklinde yorumlar yapabilelim. Evet sevgili izleyiciler,
Türkçe ve matematik öğretmeni arkadaşlarımla yayınıma başlamak istiyorum. Muhammed İkbal Önder, Türkçe öğretmeni ve Ömer Faruk Çetinkaya, matematik öğretmeni. Bu iki arkadaşımız aynen öğrencilerimiz gibi bugün saat 10'da bir vatandaş olarak sınava girdiler ve sınav sorularını orada birebir herkesle birlikte gördüler ve biz de buradan size bunu, bu konuları yansıtmaya çalışacağız. Evet Ömer Faruk Hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Sağ olun, sizi sormalı. Teşekkür ediyoruz, bizler deyiz. Biz tabii YGS'den önce yapmış olduğumuz programlarda birçok kez sizi evet. konuğumuz olarak gördük. Evet. Kanal 5 izleyicileri gerek Muhammed Hocam'a gerek size aşinalar. Ve hatta siz geçen yılda yine YGS'den sonra sınav sorularını değerlendirmek evet, için. Burada değerlendirmiştik evet. YGS sorularını. Muhammed İkbal Önder, Türkçe öğretmenimiz yine evet. Kanal 5'in aşina yüzlerinden birisi. Sizler de sınava girdiniz bugün. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Evet, çocukların en çok zorlandığı ders matematik. Evet, yine tabiri bu sınavda da kabus olmuş. Evet, kabus ders. Bu sınavda da kabus olmuş. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Matematik sorularının detaylarına girmeden ama hocam tabii altını ki. Çizerek. Yani geçtiğimiz yıllara nazaran baktığımızda bu seneki matematik soruları geçmiş yıllardaki matematik sorularından biraz daha ağırdı diyebiliriz. Evet. Çünkü özellikle anlamaya yönelik sorular biraz daha fazlaydı. Ve öğrencilerin özellikle okuduklarını anlamalarıyla alakalı problem yaşayacağı sorular vardı. Bana göre hatalı bir soru da vardı. Tabii bunu detaylı incelemek lazım ama bir tane hatalı soru olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde dediğim gibi biraz daha YGS formatını ALES'e taşıma gibi bir şey gördük matematikte aslında. Yani ALES'teki sayısal mantık sorularına benzer sorular YGS'de de sorulmaya başlanmıştı. Ve öğrencilerden aldığımız tepkiler de çok zorlandıkları yönünde. Çünkü zamanı kullanmakta çok zorlanmışlar. 12-13 tane boşu olan öğrencilerimiz falan var. Ama tabii ki şöyle bir durum var. Neticede zor olan herkes için zor, kolay olan herkes için kolay. Bu bir sıralama sınavı. YGS'yi özellikle şu anda atlattık gözüyle bakması lazım öğrencilerin. Bir an önce LYS'ye odaklanmaları lazım. Şimdi YGS soruları biraz daha ALES frekansına yaklaştırıldı evet. dediniz. Evet. Aslında doğru olan bu değil mi? Yani biz hep YGS'ye hazırlanan çocuklara şunu demiyor muyuz? Evet çocuklar, bu sınav yorumlama kabiliyetinizi ölçen, kavramsal bilgilerinizi ölçen bir sınav. Evet. Oraya doğru yaklaşması sizce doğru bir karar mı? Bir noktada doğru ama verilen süre açısından yanlış. Çünkü her soruya bir dakika zaman veriyoruz. Fakat uzun uzun paragraflı matematik sorularıyla çocuklar uğraştıkları zaman burada o bir dakika içerisinde biliyorsunuz LYS'de matematik için ayrılan süre 75 dakika. Yani 50 soru için 75 dakika. Yani her soru için 1,5 dakika zaman tanınıyor. Ama YGS'de bu her soruya 1 dakika zaman ayrılması mevzusu biraz sıkıntılı gibi. Yani şu an matematik açısından yaklaşıyorum olaya. Diğer branşları da çözecek bu öğrenciler. Dolayısıyla matematiğe zaman ayırmak noktasında çok sıkıntıya giriyorlar. Dolayısıyla o süre açısından baktığımızda ALES tarzındaki sorulara şu an için bence süre açısından çok hazırlıklı değil öğrencilerimiz. Evet, yani süreyi kullanabilme kabiliyetinin yani, geliştirilmesi lazım diyorsunuz. Öğrenciler açısından değil sadece, yani ÖSYM'nin de belki bu noktada bir uyarlama yapması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü yani LYS'de 1,5 dakika veriyorsak matematik için, geometri için hakeza 45 dakika veriyoruz 30 soru için. O zaman YGS'de de buna benzer bir uygulama, belki 1,5 dakika değil ama biraz daha mantıklı. Yani 160 soruya 160 dakika değil de ne bileyim belki bir 200 dakika zaman tanınsa. Bu noktada öğrenciler biraz daha mantıklı çözümler üretebilirler diye tahmin ediyorum. Evet, müfredata uyumluluk noktasında yine tekrar size döneceğim. Hı hı. Muhammed İkbal Hocam, Türkçe soruları evet. nasıldı sınavda? Hocam, Türkçe sorundan da sıkıntılı bir soru yoktu. Yani genel klasik Türkçe dediğimiz sorular vardı. Daha önceden hep Türkçe sorularını eleştirirdik. Paragraflar çok uzun oluyor diye. Bu sınavdaki sorular biraz daha paragraflar kısaltılmış.
eğer küçültülmüş ama çeldiriciliği biraz daha artırılmış olarak gördük. Yani önceden öğrenciler iki soru arasında, iki şık arasında kalırken şimdi 3-4 tane şık arasında kaldıklarını, yani çözüm noktasında zorlandıklarını gördük. Yani klasik tarzı, yani Türkçenin dışına çıkılmamış, müfredata uygun, herhangi bir sıkıntı yoktur. Yani biraz daha zamana yönelik sorular sorulmuş öğrencilere. Hocamın da bahsettiği gibi ALES tarzı sorularımız bizim Türkçede de artmış. 3 tane tek paragraf verip ikişer üçer tane soru şeklinde ALES'te gördüğümüz, ALES'te aşina olduğumuz sorular sorulmuş. Yani biraz daha zorlayıcı sorular daha fazla sorulmuş bu sefer. Şimdi tabii öğrencilerle konuştuğumuzda hocam çok iyi diyen de var. Hocam çok zor diyen de var. Hocam normalde diyenler de var. Ama genel kıvamında klasik bir Türkçe soruları gördük diyebiliriz ortada. Evet, Adana'dan Akif Koç isimli izleyicimiz Türkçe sorularında çok zorlandığını ifade etmiş. Diyor ki bence bu sınavın en zor testi Türkçeydi diyor. Evet. Hani dediğim gibi bu öğrenciden öğrenciye değişen bir durum oldu hocam. Hani evet, doğrudur. Arkadaşımıza katılıyoruz. Genel itibar bu yönde. Çünkü önce matematik zor denildi. Sonra ikinci zorluk derecesi olarak Türkçeyi gösterebiliriz. Diğer branşlarda biraz daha kolay soruların geldiğini gördük hocam. Öğrencimiz doğru söylüyor. Evet. Yani bu sınavda Türkçe testlerinin seçici olabileceği yönünde yorumlarımız var. Evet. Sevgili izleyiciler, nerede zorlandınız? Özellikle hangi testte zorlandınız? Bunları bize yazınız. Çünkü standart sapma denilen bir hadise var biliyorsunuz. Yani Türkiye'de kitlelerin girmiş olduğu sınavlarda her testin, her sorusunun puanı eşit değil. Çünkü burada ÖSYM'nin bakmış olduğu, değerlendirirken bakmış olduğu done şudur. Herkesin yapamadığını yapabilen öğrenci, herkesin yaptığını yapan öğrenci. Yani sınavda iki türlü frekans vardır sonuç değerlendirme noktasında. Eğer siz herkesin yapamadığı soruları yapabilecek düzeyde bir başarıya sahipseniz, yapmış olduğunuz o soruların frekansını değerlendirirken sizin sonucunuza yansımasının daha farklı olduğunu görüyoruz. Ama herkesin yaptığı soruları siz de yapabiliyorsanız maalesef orada puanınızın çok fazla yükselebileceğini ümit etmeyin diyoruz. Onun için sizden istirhamımız, yönetmenimizin KJ'de yazmış olduğu sitelerden, Twitter ve Facebook'tan bizlere hangi testte daha çok zorlandığınızı ifade ediniz diyelim. Evet, Ömer Faruk Hocam, matematik sizce seçici miydi? Yani bunu tabii izleyicilerimiz belirleyecek. Sınava giren çocuklarımızın vermiş olduğu verilerle biz bunu söyleyebileceğiz ama matematik soruları Türkçe'ye göre daha seçici diyebilir misiniz? Evet, matematik soruları son yılların en ağır matematik sorularıydı diyebiliriz. Ama tabii bu ağırlıktan kastımız şu. Yani müfredatın dışına çıkılan veya bizim beklemediğimiz sorular değil. Daha önce de ÖSYM'nin yaptığı şekilde, yani biraz daha paragrafı uzun tutup öğrencinin önce okuduğunu anlayıp ondan sonra çözüme gideceği sorular vardı. Ve bunlar biraz ağır, yani fazlalaşmıştı sayı olarak. ÖSYM'nin yayınladığı sorulara da baktığımız takdirde zaten ufak tefek farklılıklar göze çarpıyor. Yani %20 yayınlanan 32 sorunun içerisindeki matematik sorularına baktığımızda burada farklı tarzda mesela bir soru görüyoruz. Aynı şekilde problem sorusu var. Daha önce pek ÖSYM'nin sormadığı tarzda bir soru olmuştu o da. Hareket problemiyle alakalı bir soruydu. Yani biraz daha geçen yıllara nazaran matematik bu yıl biraz daha ağır geldi diyebiliriz öğrencilerimize. Evet, Ankara'dan Yağmur Eker isimli izleyicimiz Türkçe soruları çok zordu ve inanılmaz zamanımı aldı demiş. Yine bir Türkçe zorluğu evet. Diyoruz. Peki matematikte müfredat noktasında bir problem var mıydı sizde? Yok, müfredat dışında herhangi bir problemimiz yoktu. Yani müfredata uygun sorulardı. Yani daha önce de YGS'de çıkan konular neyse aynı şekilde soruldu. Ama dediğim gibi yani bir iki tane yani soruluş şekli açısından öğrenciyi çok fazla zaman kaybettirecek soru vardı. Bunlar yani öğrencileri oyaladı daha çok. Mesela bir mantık sorusu vardı, anlaşılmakta zorlanabilecek bir soruydu. Yani öğrencilerin anlamakta zorlanabileceği bir soruydu. Hani bu tarz sorular biraz fazlalaşmıştı bu yıl. Onun etkisi var diye düşünüyorum öğrencilerin bu kadar zorlanmasında. Evet.
Peki Muhammed Hocam, Türkçe'de müfredat noktasında nasıl değerlendiriyorsunuz sınavı? Yani paragraf sorularının kısa olmasını biz biraz daha geçen senelere göre olumlu yorumlayabiliriz. Ama okumanın önemi bu sınavda da var mıydı? Tabii. Anlam tabii. Noktasında. Şimdi hani biraz önce de dedim ya, öğrenciler hani iki şık değil, üç şık, dört şık arasında kaldıklarını söylediler. Hı-hı. Burada da yani kitap okuyan bir öğrenci, yorum kapasitesi yüksek olan bir öğrenci, ben inanıyorum ki Türkçenin kolay geçtiğini söyleyecektir. Yani genel itibar hani zor olsa da hani ÖSYM bunu ayarlıyor. İşte standart sapmadan sonuçta elemek için yapılıyor. Birilerini geride bırakmanız gerekiyor. Bunu sadece işte soru çözerek değil, artı kitap okumanın da önemini burada da görmüş olduk. Yani kitap okuyan öğrenciler Türkçeden fazla bir sıkıntı yaşamadılar. Çünkü dil bilgisi ağırlıklı dediğimiz sorularda fazla yoktu. Hani ben şöyle bilgi vereyim genel olarak. Sözlükte anlam, cümlede anlam ve paragraf konuları dediğimiz 30 tane soru var. Geriye kalan yazım kurallarından 2 tane. Yazım kurallarından geçen sene soru sorulmamıştı. Bu sene 2 tane soru gelmiş. Noktalama işaretlerinden geçen sene 2 tane soru gelmişti. Bu sene 1'e düşürmüşler onu. Yine ses bilgisine klasik oldu artık. YGS'de bir tane mutlaka ses bilgisi sorusu soruluyor. Yine onu da bu sınavda gördük. Bu sınavda farklı olarak cümlenin ögeleriyle ilgili direkt olarak soru gelmemişti. Önceden hani bütün ögelere ayrılır, bütün ögelerden soru sorulurdu. Sadece bir nesne grubu olarak öge sorusu gelmiş. Çok aşina olduğumuz anlatım bozuklukları sorularında da yine bu sene anlatım bozukluğu sorusu sorulmadı. Daha önce de hep bir veya iki tane soru gelirdi. Bu sene anlatım bozukluğundan da soru gelmedi. Yani zorluk kapasitesinde de hocam yine seçici oldu. Yani 30 taneyi soruyu genel itibar olarak bütün öğrencilerimiz çözmüşlerdir. 5 soru da biraz daha çeldiriciydi. Geriye kalan da yani dediğim gibi normal şartlarda geldi. Müfredat dışında da herhangi bir soru sorulmadı bu sınavda da. Peki Ömer Faruk Hocam, matematikte zamanlama hususunda sıkıntı yaşayabileceğini söylediniz çocuklarımızın. Evet. Tabii sevgili izleyiciler, bu konuda özellikle sıkıntı yaşayanlar da bize lütfen dönüş yapsınlar. Öğrencilere şimdi bu bir virgüldü bu sınav. Yani yüksek öğretime geçiş sınavı üniversiteye giriş sistemindeki birinci basamaktı sadece. Evet. Henüz çocuklarımızın gireceği LYS sınavları var ki programımızın sonuna doğru da biz onlarla ilgili bazı uyarılarda bulunacağız. Öğrencilerin matematik sorularında zaman sıkıntısı yaşamaması adına neler yapmalarını öneriyorsunuz? Yani bu noktada daha önceki programlarda da konuşmuştuk bunu. Özellikle evde soru çözerken biraz daha süre tutarak soru çözmeleri onların faydasına olacaktır. Yani matematikte öğrencilerin yetiştirmekte en çok zorlanmalarının sebebi şu. Evde soru çözerken çok rahat soru çözüyorlar. Yani bir soruya takıldıkları zaman 10 dakika, 15 dakika, yeri geliyor 20 dakika, yarım saat bu konuda bir soruda zaman harcıyorlar. Ama normal sınavlarda bunu yapmamaları gerekiyor. Yapamadığı soruyu geçip daha sonra tekrar geri dönmesi gerekiyor. Hı hı. Bunu evde sürekli hale getirmediği takdirde sınavda farkında olmadan yine evde soru çözüyormuş gibi bir şekilde bir soruya takıldığı zaman 3 dakika, 5 dakika orada zaman harcıyor. Ve kafasını kaldırıp saate baktığı zaman bir bakıyor ki işte yarım saat, 45 dakika zaman geçmiş ama matematikten daha 15. soruda. İster istemez tedirginlik başlıyor ve bu sefer daha hızlı çözmeye, daha işte dikkatsizce çözmeye başlıyorlar ve buradan dolayı hata yapıyorlar. Onun için evde soru çözerken mutlaka bence süre tutmaları gerekiyor. Hatta bu süreyi tutarken de ben şöyle tavsiye ediyorum öğrencilerimize. Kesinlikle kollarında bir saat olmasın veya işte sürekli cep telefonuna bakarak süre tutmasınlar. Bir kronometre olabilir veya cep telefonunun kronometresi açılabilir, alarmı kurulabilir. Mesela kaç soruluk bir test çözülecek? 40 soruluk bir test çözülecekse 40 dakika sonrasına alarm kurulup soru çözmeye başlanıp kafayı hiç kaldırmadan o 40 dakika boyunca sadece o soruya odaklanması. Alarm çaldığı takdirde kalemini bırakması şeklinde diyorum ben süreyi kullanmaya. Öbür türlü çünkü
Eğer evde sürekli saate bakarak, cep telefonuna bakarak baktığı zaman yine bu bir tedirginlik oluşturuyor. Çünkü kolunda saat yok, cep telefonuyla girmesi yasak sınava. Ne yapması lazım? Sürekli ÖSYM'nin bırakmış olduğu duvar saatine bakması lazım. İşte o kafayı kaldırıp duvar saatine bakmak da öğrencinin üzerinde bir psikolojik baskı oluşturuyor ister istemez. Onun için o süre problemini yenmenin en güzel yanı, normal deneme sınavlarında bizim yaptığımız gibi onların da oturup evde soru çözerken kaç dakika, kaç tane soru çözecekse o kadar süre ayırıp o şekilde çözülsün. Ama özellikle şunun altını çizelim derim ben. Sadece soru çözerken zaman kısıtlaması olsun. Tabii ki. Yani bunu çalışırken zaten bu mantıksız olur zaten. Tabii geçtiğimiz programlarda hep şunu ifade etmiştik sevgili izleyiciler. Önce eğitim takipçileri bu cümleleri mutlaka hatırlayacaklardır. Biz hep şunu diyoruz. Beyin zaman kısıtlamasını sevmez. Beyin öğrenme aşamasındayken dar alanda kısa paslaşmalara müsaade etmez. Eğer siz beyninizi bir şey öğrenirken, bu matematik olsun, Türkçe olsun, herhangi bir şey, öğrenme aşamasına, öğrenme sürecine girmiş bir beyni siz zamanla kısıtladığınız zaman, hadi artık bir mola vermeliyim, burada bırakayım da 10 dakika sonra tekrar devam edeyim şeklinde bir düşünceyle ders çalışırsanız şayet, öğrenmenin çok zor gerçekleşeceğini ifade ediyorum. Öğrenme, işte buldum, ha böyle miymiş şeklinde zihninizden ve ağzınızdan dökülen cümlelerle gerçekleşiyor. Ama hocamın ifade ettiği şey kesinlikle sorularda zaman kısıtlaması yapın diyoruz. Evet. Çünkü ÖSYM 160 soruya 160 dakika zaman veriyor. Bunu yenebilmenin tek şimdi mesela LYS'de bu konuda biraz daha rahat olacak öğrencilerimiz. Çünkü her branştan ayrı sınava girecek. Ama işte düşünün ki mesela bu sınavda hocamın bahsettiği gibi Türkçe soruları biraz geçmiş yıllara nazaran ağır. Matematik soruları aynı şekilde ağır. Şimdi öğrenci hem Türkçe, eğer mesela eşit ağırlık öğrencisi ise genellikle Türkçe, matematik, sosyal, fen diye gidiyor öğrencilerimiz. Şimdi Türkçeden başladı. Türkçe'de zaten bir çelme yedi diyelim tabir yerindeyse. Ama Türkçe'de hakikaten çelme yenmiş. Şimdi Ankara'dan İbrahim Gürel diye bir izleyicimiz. Hı-hı. Hocam paragraflar çok kısaydı ama anlamını bilmediğimiz kelimeler vardı. Matematik kolay gibiydi, sosyal basitti demiş. İşte yani onu diyeceğim. Türkçe'den bir çelme yiyip ondan sonra matematiğe geçen beşlerlik öğrencisi için çok büyük bir sıkıntı bu. Yani onu, süre noktasında onun için diyorum. Yani normal LYS'de biraz daha rahat olacaklardır mutlaka ama LYS'de peki, buna dikkat bu anlamını bilmedikleri kelimelerle ilgili çocuklara ne önerirsiniz? Yani Türkçe'de evet anlamın ve anlam noktasında kuvvetlenmenin önemi çok büyük tabii ama bir öğrenci Türkçe testini çözerken anlamını bilmediği bir soruda 3 tane kelime var. Evet. Ne yapması gerekiyor bu öğrencinin? Öncelikle hani 50'lerinden kitapları bırakmayacak öğrencilerimiz. Hı hı. Günlük kendilerine nasıl ki 3 öğün yemek yiyorsak bir öğünde en azından kitap okuma saati yapmamız gerekiyor. Artı onun yanında bilmediği kelimelerde de sözlük çalışması yapabilir. Yani her zaman hazırlıklı olmak lazım. Yani bir öğrenci sınava hazırlanıyorsa, ben şimdiden söylüyorum zaten şu andaki 11. sınıf öğrenciler artık zaman sizin için daralıyor diyorum. Onlara yani onlara söylediğimiz sözlerde bunlar var. Yani şimdiden hazırlıklı olun. Yani bilmediği bir sözcüğün anlamını direkt sözlüğe bakarak öğrenmeli ve buna göre hazırlık olmalı. Öğrencimiz de iyi tespit etmiş onu. Hani evet paragraflar kısaydı ama hani bilmediğimiz kelimeler vardı. Ha şimdi kitap okuyan bir öğrenci de bilmediği kelimeyi cümle içerisinde yorum yaparak çıkartabilir. Ama kitap okumuyorsa evet bilmediği kelimeye takılır kalır ve cevabını yani anlamını bilmez soruyu da kaçırmış olur. Peki bunu konuşmak istiyorum ben aslında biraz. Yani biz hep okumayan toplumuz, okumayan toplumuz deyip duruyoruz da. Şimdi çalıştığımız kurumda gelmeden önce bir sohbetimiz oldu yayına başlamadan önce. Velinin bir tanesi kurumun kitap okuma alışkanlığı geliştirebilmek için yaptığı uygulamaları bu sene başında reddetmiş. Demiş ki hocam benim çocuğum bu sene üniversiteye hazırlanacak. Ben kitap okumasından ziyade 10 soru daha fazla çözmesini istiyorum şeklinde bir yargıda bulunmuş. Evet. Velilere neler söylersiniz burada?
Hocam şimdi sadece soru çözmek yeterli değil. Hani ben onu şöyle ifade ediyorum. Tek kanatlı kuş hiçbir zaman uçamaz. Ne zaman ki iki kanat sahibi olursa o zaman uçar. Hı hı. Soru çözmek birinci kanat, artık kitap okumak da ikinci kanat şeklinde söylüyorum. Yani velimiz de zaten yanlış yaptığını da anladı. Hani birbirini destekleyen, perçinleyen şeylerdir bunlar. Birbirlerinden bağımsız düşünülemez. Onun için boş kaldığımız sürece kitap okuyacağız. Artı plan programımızda da soru çözmeye de gayret edeceğiz. Evet, İstanbul'dan Murat isimli izleyicimiz fen ve sosyal çok kolaydı demiş. Matematik ve Türkçe'de zorlandık demiş. Biraz sonra tabii değerli izleyiciler, reklam arasından sonra biz fen konularını, sorularını değerlendirmek adına bir kimya öğretmeni arkadaşımızla tekrar karşınıza çıkacağız. Onu da o zaman değerlendirmiş olacağız. Peki Ömer Faruk Hocam, LYS'ye hazırlanan ve bugün YGS'ye girmiş olan adaylara özellikle LYS 1 hususunda neler tavsiye ediyorsunuz? Şimdi LYS 1 tamamen çalışan öğrencinin sınavı diyorum ben. YGS biraz daha yoruma açık sorular olduğu için o anki haleti ruhiyeleriyle de çok alakalı YGS aslında. Yani daha önceki programda söylemiştik, YGS'de heyecanını, stresini bastırabilen öğrenci başarılı olacak demiştik. Ama LYS için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Çünkü tamam, heyecanı, stresi yenmek mutlaka önemli. Ama çalışmışsak yapabileceğimiz sorular artık LYS. Yani bilgi gerektiren, formül gerektiren, işlem yeteneği gerektiren sorular. Yorum soruları çok fazla yok. Tabii ki YGS konularından da bir 10-12 tane soru gelecek. Ama dolayısıyla öğrencilerimizin şu andan itibaren YGS'yi tamamen hafızalarından silip, İyi de geçse, kötü de geçse, iyi bir sonuç bekleseler de, kötü bir sonuç bekleseler de mutlaka LYS'ye odaklanmaları gerekiyor. Matematikte şu andan itibaren yapacakları şey oturup mesela YGS'den önce işlenmiş olan konuları şöyle bir süzgeçten geçirip tekrar edip oradan biraz soru çözüp ondan sonra bundan sonra işlenecek olan konulara mümkün olduğunca ağırlık verip eğer burada YGS'yi biraz kötü atlattılarsa orada açığı kapatmak için, iyi atlattılarsa daha da yukarıya çekmek için LYS'ye odaklanmaları gerekiyor. Başka yapacak çok fazla bir şey yok. Evet, kısa bir ara vermemiz gerekiyormuş sevgili arkadaşlar. Sonra devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, kısa bir aramız var. Bu aradan sonra tekrar biz YGS sorularını değerlendirmek adına burada olacağız. Bizden ayrılmayınız efendim. Evet sevgili izleyiciler, reklam arasından sonra tekrar birlikteyiz. Bugün biz YGS'nin ardından önce eğitim YGS özel programıyla karşınızdayız. Ve sınava giren uzman öğretmen arkadaşlarımız burada sınav sorularının detaylarına girmeden ÖSYM'nin müsaade ettiği sınırlar ve çerçeveler içerisinde soruları yorumlamaya devam ediyor. Evet, reklamdan önce matematik ve Türkçe soruları üzerinde durduk. Ve şimdi de yine kimya ve Türkçe. Bizden gelen, bize gelen yoğun mailler bize şunu gösterdi ki Türkçe'de çok zorlanmış çocuklar ve biz bugün biraz daha Türkçe konuşmak istiyoruz aslında. Yani çocukların özellikle LYS sınavlarında edebiyat noktasında neler yapması gerektiğine dair bazı uyarılar verecek Muhammed Hocam sizlere. Rıfat Öztürk, kimya öğretmeni arkadaşımız stüdyomuzda. Rıfat Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz. Evet, siz de sabah 10'da çocuklarla sınava giren öğretmenlerden bir tanesiniz. Evet. Böyle kimya dersi merkezinde bir fen sorularını yorumlar mısınız bize? Nasıldı sorular? Fen bilimleri sorularımız hocam çocuklarımızın rahatlayacağı tarzda, yani matematik ve Türkçeden özellikle bunalan öğrencilerimizin rahatlayacağı seviyede sorularda, özellikle kimya soruları beklendiği şekilde 2014 ile hemen hemen paralel kalibrede, yani aynı zorluk seviyesine sahip şekilde geldi. Yani ben düzenli çalışan öğrencilerimizin, kimyaya gerektiği zamanı ayıran öğrencilerimizin rahatlıkla yapabileceği bir kimya testiyle karşılaştığımı söyleyebilirim. Peki matematik öğretmenimizin reklam arasından önce bir tane yanlış soru hissettim diye bir cümlesi oldu. Tabii Ömer Faruk Hoca uzman bir arkadaşımız.
değerlendirmek lazım, yine üzerinde bir mercek tutmak lazım şeklinde bir ifadede bulundu. Fen sorularında, özellikle kimya sorularında öğrencileri yanlış kanalize edebilecek bir soru var mıydı? Yani yanlış soru var mıydı kimyada? Kimyada yoktu. Sizce? Yanlış soru yoktu. Sorular gayet açık ve netti. Anlaşılırdı. Kolaydı. Yani gerçekten öğrencilerimizi rahatlatacak seviyede bir kimya testi vardı sınavda. Yani neredeyse çeldirici dahi yoktu. O şekilde bir fen bilimi geneli için bu şekilde söylenebilir hocam. İstanbul'dan Sude isimli bir öğrencimiz kimya basitti ama fizik çok zordu diye bir yorumda bulunmuş. Bu da tabii tamamen algı ve odaklanmayla alakalı bir şey değil mi? Belki de şimdi fizikte, özellikle fizikte çocukların bir ön yargısı olabiliyor. Sınav heyecanıyla, stresiyle beraber o soruları algılamakta belki öğrencilerimiz sıkıntı çekmiş olabilir hocam. Ama kimyada gayet rahattı. Belki fizik de kimya kadar diğer önceki yıllarda yapılan sınavlara nazaran daha rahattı diyebiliriz. Peki müfredat noktasında kimyada neler vardı hocam? Yani Türkçe ve matematik öğretmenlerimiz soru profillerinin, frekanslarının değiştiğinin sinyallerini verdi bize. Yani bir ALES frekansıyla artık matematik ve Türkçe soruları çözülecek şeklinde yorumlar yaptılar. Kimyada yine böyle bir cümle kurabilir misiniz? Yani frekans aynı mıydı? ÖSYM'nin 40 yıllık geleneğine uygun sorular mı vardı? Frekans aynıydı YGS için. Yani 2010'da başlayan bu sistemle 2010'dan bu yana sorulan soruların kalibresi neredeyse aynıydı kimyada. Ama bu LYS'de tabii ki ÖSYM kimyayı birazcık daha kasabiliyor ama YGS oldukça rahattı diyebiliriz hocam. Anladım. Yani LYS'de zor olabileceğinin sinyalini veriyorsunuz. Evet. Çünkü geçen yılda LYS kimya gerçekten diğer branşlar içinde kısmen de olsa kalburüstü diyebileceğimiz sorulardan oluştu. Peki kimya dersinde müfredat dağılımı nasıldı? Yani bugüne kadar sürekli çıkan bir konudan bu sene soru çıkmamış, buna ben şaşırdım diyebileceğiniz bir nokta var mı? Öyle bir yani müfredatı tamamen kapsayan nitelikte bir sınavdı. Bugüne kadar zaten kimyada 5 tane konumuz var ve 5'inden de sorular geldi hocam. Yani 2010'daki müfredat hemen hemen neyse bu senede sorularımız yine aynı konulardan gelmiştir. Yani müfredat noktasında. Müfredat noktasında gerçekten kapsayıcı ve 9. sınıf özellikle 9. sınıf müfredatını kapsayan, çok da detaylı olmayan, yüzeysel geçen, zorluk seviyesi orta ve kolay arasında diyebileceğimiz bir kimya testiydi. Anladım. Peki Muhammed Hocam, tekrar gelelim şu Türkçe meselesine. Çocuklar inanın ben hayret ediyorum. Yani Türkçe neden bu kadar sıkıntı olmuş Türkiye'de? Farklı yani matematikten şikayetlenen öğrenci yok. Sevgili izleyiciler bakın şunu merak ediyorum. Yani matematik çok zordu, çok kötüydü, yapamadım diyen izleyicilerimiz bize ulaşsınlar. Öyle zannediyorum ki Türkçe'de standart sapma tavan yapacak bu sınavda. Yani en azından bizim küçük kamuoyu anketimize göre. Edebiyatta yani bu çocuklar LYS 3'e de girecekler. YGS'ye giren öğrencilerimiz Haziran ayında lisans yerleştirme sınavlarına da girecekler. Öyle bir öngörünüz var mı? Yani hocam işte geçtiğimiz yıllarda yaşadığım tecrübelere göre YGS'de Türkçe zorsa LYS'de edebiyatı çok zorlamıyorlar diyebilir misiniz? Hocam şimdi hani ÖSYM'nin ne yapacağı hiç belli olmaz ama Türkçe ile edebiyatı bir tutmamak lazım. Hani Türkçe'de konu yani bilgi ağırlıklı sorular yoktur. Hep anlamaya dayalı sorular, yoruma dayalı sorular var. Ama edebiyatta biraz daha ne olacak? Bilgi ağırlıklı sorular gelecek. Hani ben öğrencilerime şunu da söylüyorum. Diyorum ki siz Türkçeden ne kadar çalışırsanız çalışın belli bir seviyeye kadar çıkartabiliyorsunuz Türkçe netlerinizi.
belli bir seviyenin üstüne artık çıkmaz. Ama edebiyat öyle değil. Edebiyatta öğrenci ne kadar çalışırsa çalışsın o kadar çıtayı yükseltecektir. Net oranında ona göre artacaktır. Çünkü Türkçe'de bilgi adına fazla bir şey yok. Okuduğunu anlayacak, anladığını da yorumlayacak. Bunu ölçtüğü için LYS'de çalışan için daha basit geçecek diye tahmin ediyorum ben. Hani çalışan için karşılığını aldığı için LYS biraz daha kolay şeklinde yorumlanabiliyor bu. Şimdi hocam tabii öğrencilerin genel sıkıntısı edebiyat çalışırken ben işte Servet-i Fünun yazarlarını ezberledim diye bir cümle duyduğum zaman ben tüylerim diken diken oluyor. Ya da işte tarih öğretmeni olduğum için hocam ben Karlofça Anlaşması'nın maddelerini ezberledim diyen bir öğrenci duyduğum zaman tüylerim diken diken oluyor. Evet. Ezberci anlayışa karşı olduğum için edebiyat konusuna bu öğrenci nasıl çalışmalı? Yani evet Haziran ayına 3 ay kalmış ve 3 ay sonra bu çocuklar asıl belirleyici olacak sınava girecekler. Evet. LYS'ye girecekler. Evet. Ezberlemenin dışında edebiyata nasıl çalışsın çocuklarımız? Şimdi hani biz onun ismini ezber diyoruz ama hani kısmen de ezberin yani ezberden ziyade öğrenme diyelim biz buna. Hani ezber olarak değil de hani sonuçta bizim de yazar eser ilişkisi olacak. Hani burada da yine kitap okumanın önemi öne çıkacak. LYS'de öğrencilerim hazırlıklı olsun. Romanın kahramanını sorabilir direkt. Veya bir olay akışını sorabilir. Yani roman karşılaştırması olarak sorabilir. Burada da öğrencinin o romanları sadece özet olarak değil de okuma olarak da yapması gerekiyor. Peki hemen şunu sormak istiyorum. Velev ki sordular LYS'de bir roman kahramanı sormuş olsalar. Bu çocuklar binlerce roman var. Yani bugüne kadar okuma alışkanlığı olmayan bir öğrenciye siz 1000 tane roman oku diyemeyeceksiniz evet. Tabii bu saatten sonra böyle nokta atışı tespitleriniz var mı çocuklar tabii, şu romana mutlaka dikkat tabii edin şimdi dediniz. Tabii ben onu şöyle diyorum. Milli Eğitim'in hazırlamış olduğu kitaplar var. Lise 1'den itibaren lise 1. 100 ben temel lise 4, eser tabii, dediğim. 100, ondan ziyade bir de kitabın içerisinde alıntılar yapılan. Yani hangi yazarın hayatı anlatılmış, ya yazarın hangi eserinden bir parça konulmuş onlara çok dikkat etsinler. Ve ben öğrencilerim onu diyorum. Müfredat içerisindeki kitaplarda hangi kitabın hangi parçası alınmış o zaman o parçada alınan kitaptan soru gelebilir. O romanın kahramanı sorulabilir. Yani burada tabii dediğiniz gibi binlerce eser var. Yani onu okumayan bir öğrenci de 3 ay içerisinde okuması imkansız. Hani burada seçici olmaları lise 1'den itibaren edebiyat kitaplarındaki o parçalardaki yazar ve eserler hangileri geçmişse onlar üzerine ağırlık vermeleri faydalarını olacaktır. Ve alanını da daraltmış olacaklardır. Ve inanıyorum ki zaten fazla da uçuk yani çıksa en fazla bir tane sorulu öyle kitap haricindeki sorular %90'ın 95'in halletmiş olur öğrencilerimiz. Bir Türk gencinin okuması elzem olan ve işte dolayısıyla da edebiyat konularıyla ilintili olan eserler neler hocam? Yani böyle birkaç isim sayabilir misiniz? Tabii şimdi hocam şimdi tahmin yürütmüş olalım yani 3 evet. ay öncesinden. Şimdi öncelikle hani Mehmet Akif'in eserleri olabilir. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserleri olabilir. Peyami Safa'nın eserleri olabilir. Yakup Kadri'nin eserleri önemlidir. Halide Edip Adıvar'ın eserleri. Kurtuluş Savaşı'nı konu alan romanlarımız önemlidir. Onları etrafında soru sorulur. Hani böyle daha klasiklerin de ötesine klasik olan eserlere daha ağırlık verirlerse öğrencilerimiz daha başarılı olurlar hocam. Yani bir Türk gencinin Asım'ın neslini bilmesini istiyorsunuz. Mutlaka tabii. Asım'ın nesliyle Akif neler söylemiş? Yani Akif de zaten bağımsız sanatçılardan diye görüyoruz edebiyatta. Bağımsız sanatçılar da bilmek gerekiyor ama böylelikle Akif de tamamıyla bilmek gerekiyor. Evet. Peki Rıfat Hocam öğrenciler LYS, fen ve kimya konularında nasıl çalışmalılar? Yani saptamış olduğunuz soru frekanslarından yola çıkarak kimyada ben şunları öneriyorum. İşte böyle bir tahminim var dediğiniz meseleler var mı? Bugüne kadar yapılan LYS'lerde hocam organik kimya konusu ağırlık kazanıyor kimyada. Yani yine bu sınavda da bu yıl yapılacak LYS'de de yine en az 10 tane organik kimya ile ilgili soru bekleniyor.
O yüzden öğrencilerimizin organik kimya ağırlıklı çalışmalarını söylüyoruz, onları öneriyoruz. Diğer konulardan da yine birer tane veya işte elektrokimya gibi, kimyasal tolerans etkileşimler gibi 2 veya 3 tane soru getirebilecek konulara ağırlık vererek onları öneriyoruz. LYS kimya testi birazcık daha soru tipi ağırlıklı bir sınav. Yani yorumdan ziyade öğrencinin bu soruyu, bu soru tipini gördü mü, görmedi mi? Yani bir bilgi taraması şeklinde bir sınav bekliyoruz. O yüzden dediğim gibi organik kimya ağırlıklı bir çalışma temposuna öğrencilerimizin girmesini öneriyoruz. Evet. Tabii öğrencilerimizin aldığımız maillerden yola çıkarak fende bir sorunu yok. Evet. Yani sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkçe ve matematikten sonra rahatlatan bir testti diyorsunuz. Evet, o kalibredeydi. Biz de tabii tarih sorularını analiz ettik. Onu branşımız olması itibariyle. Tarihte de gerçekten yani öğrencileri zorlayan, efendim ÖSYM'nin bugüne kadar geleneğinin dışına çıkan bir soru tipi yoktu. Dolayısıyla biz şunu diyebiliriz ki bu sınavda Türkçe merkezli standart sapmalar fazla olacak diye düşünüyoruz. Yani matematikte de kısmen bir zorlama olmadığını görebiliyoruz ama herkes Türkçeden sıkıntılı. Muhammed Hocam, peki burada Türkçe öğretmenleri iğneyi kendilerine batırmalılar mı sizce? Ya mutlaka, yani sonuçta ortak bir paydamız var. Nasıl ki öğrenci kendisinden mesulse biz de öğrencilerimizden mesulüz. Yani öncelikle ben suçu kendime de atarım. Yani daha fazla öğrencilerimi niye yönlendiremedim kitap okumaya şeklinde gibi kendi payıma düşeni de alıyorum ben açıkça. Ve diğer branş öğretmenlerimin de almaları gerekiyor tabii ki. Evet. Şimdi yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Böyle toparlayacak olursak Rıfat Hocam, böyle son cümlelerinizi alalım, yavaş yavaş kapatalım programımızı. Evet, yani öncelikle buradan bütün öğrencilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve bugün girmiş oldukları sınavı bir an evvel unutup iyi de olsa kötü de olsa kısmen daha yoğun, daha düzenli bir tempoyla LYS'ye çalışmalarını öneriyoruz öğrencilerimize. Bizler de onların elimizden geldiğince yanında olacağız tabii ki. Umarım bu sürecin sonunda herkesin gönlüne göre olur. Allah herkesin istediğini onlara nasip eder. İnşallah. Peki Muhammed Hocam, siz son olarak neler söylersiniz? Şimdi artık birinci basamak olan YGS'yi atlattık. Artık bugün öğrencilerim dinlensinler. Yarından itibaren artık durmak yok. Şunu da uyaralım bütün öğrencileri. Hani şu anda öğrencilerimiz iyi bir kasıldı. Şimdi sınava girdiler, rahatladılar. Bu rahatlık lütfen fazla uzun sürmesin. Çünkü zararını kendileri görür. Şu an yani pazartesi sabahtan itibaren öğrencilerim artık LYS'ye alanlarını belirlesinler. Hangi alanlara gireceklerse 2 tane hedef koysunlar, onlar üzerine yoğunluk versinler. Yani bu hafta geçsin, bu haftadan sonra ders çalışırım kesinlikle demesinler. Yani yarından itibaren LYS maratonu başlamıştır. Bütün öğrencilerime ben başarılar diliyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık katıldığınız için stüdyomuza. İnşallah farklı konularda yine sizi bekleriz konuğumuz olarak. Evet değerli izleyiciler, programımızın başında da ifade ettiğim gibi bugün üniversite adaylarının hasat dönemiydi, meyvelerini topladığı gündü. Ama birkaç tane acizane ikazım olacak benim. Çünkü 2 basamaklı sınav sistemlerinin en büyük handikapı, biraz önce Muhammed Hoca'nın da ifade ettiği gibi, öğrencinin birinci basamaktan sonra psikolojisini, motivasyonunu ve konsantrasyonunu kontrol etmesinde zorlanmasıdır. Şimdi bakın, YGS sadece ve sadece bir virgüldü. Biz geçen hafta yapmış olduğumuz programımızda da şunu ifade etmiştik. Dedik ki yüksek öğretime geçiş sisteminde, yani YÖGES dediğimiz bu üniversite giriş sisteminde 2 basamaklı bir sistemden siz süzgeç olarak geçtiğiniz için YGS'nin ortalama %30 ila 40 arasında yerleştirme puanına etkili olacağını unutmayınız. Değerli öğrenciler, sizin aslında
asıl yerleştirme puanınızı artıracak olan mesele lisans yerleştirme sınavlarıdır. İşte bugünden itibaren önerim şudur ki mutlaka ama mutlaka LYS'ye hazırlanma maratonunda sakın ola ki motivasyonunuzu kaybetmeyin. Bakın hep ifade ettiğimiz bir cümledir bu. Motivasyon uçucu bir gaz gibidir. Yani 3 dakika önce var olan motivasyon 10 dakika sonra yok olabilir, kaybolabilir. Ve bunun için de özellikle motivasyonunuzu kaybeden unsurları ortadan kaldırınız. Ve ezberlemenin yerine öğrenme kriterlerini, öğrenme klişelerini lütfen hayatınıza uygulamaya devam ediniz diyoruz. Ve bu sınavda özellikle her şeyin bitmediğini tekrar ve tekrar altını çizerek ifade etmek istiyorum. Hocamın da ifade ettiği gibi bugün en azından fiziksel olarak bir zihinsel olarak bir kasılmanız söz konusu ise en azından bugün dinlendikten sonra yarın çok geç olmadan lütfen LYS'ye hazırlık maratonuna başlayınız diyoruz. Evet değerli izleyiciler biz önümüzdeki hafta Perşembe günü saatler 22'yi gösterdiğinde yine Kanal 5 ekranlarından Önce Eğitim diyeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz ve özellikle öğrencilerimize YGS'den sonraki süreçlerinde başarılar diliyoruz efendim. İyi akşamlar, hoşça kalın.